Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak bir önceki okumuş olduğumuz ayette ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda ona döneceksiniz diyordu ya. Yani ahiret ondan bahsediyor. Daha sonra gelen ayette de Hüvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemîan dedi ya. Yani yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için o yarattı. Yani insanın ve ileyhi turcaun diye bitti ya önceki ayet. Yani ahirete Cenab-ı Hak sizi alacak. Dünya hayatınız bitecek. İkinci bir hayat verecek. Ve size ahirette ebedi bir hayat verecektir dedi ya. Peki insanın ne kıymeti vardır ki ahiret onun için hazırlansın kıyametten sonra? Yeni bir ahiret kurulsun sualine işte bu ayet cevap vermiş oluyor. Yani yaratılmış bütün varlıkların özellikle yeryüzünde ve yerin içinde ne varsa hepsini insana veren Allah'ın katında insanın o kadar büyük bir değeri var ki işte onun için ahiret kurulacak, açılacak diye bu ayet cevap vermiş oluyor. Bundan sonra da tüm mesteva ile sema diye gelen bir ayetin devamı var. Orada kalmıştık. Sonra semayı da tanzim etti. Yani yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için o yarattı diyor Rabbimiz. Arkadan semayı da tanzim etti. Peki buradan devam ediyoruz bu akşam dersimize. Ne varmış bakalım? Bunun, bu ayetin makabliyle, önceki ayetlerle cihet-i irtibatı dörttür. Birinci cihet, arz ve sema, dünya ve gökler alemi tev'em, yani ikizdirler. Birbirinden ayrılmazlar. Zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildiği gibi, bu cümlede de sema zikredilmiştir. Daha evvel de ifade ettik ya, Kur'an'daki ayetler Allah'ın kelamı olduğu için rastgele kelimeler, rastgele cümleler yok. Bir tesbihin ipe dizilmesi gibi, tesbih taneleri gibi. Bak bir karışıkında tesbih gözüküyor. Bir tesbihin taneleri gibi ayetler dizilmiş adeta. Önce arzda ne varsa hepsini sizin için o yarattı diyor. Arzdan sonra da arkasından semadan bahsediyor. Birbirinden ayrılmayan ikili bunlar. Yerler, yer ve gökler. İkinci bir bağlantı cihet daha var. Beşerin arzdan istifadesini ikmal ve itmam eden, tamamlayan ancak semavatın tanzimidir. Öyle ya. Mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş bir dünya var. Darman dağınık bir gökler alemi. Olmaz ki o zaman. Cenab-ı Hak en yakın semamız atmosfer tabakası zaten. Değil mi? O atmosfer olmasa yerde hayat olur muydu? Allah özel yaratmış dünyayı ve etrafını atmosfer dediğimiz oksijen ve azottan meydana gelen değil mi? Bir hava var. Hava her şey. Ya insan birkaç gün yemek yemese, su içmesi olur da her an teneffüs ettiğimiz hava olmasa hayat biter. Demek atmosferi tanzim eden o olduğu gibi güneş sisteminde tanzim eden o. Çünkü dünya tek başına bir anlam ifade etmez. 9 gezegeniyle beraber ortada güneş de olacak ki güneşten ısı ve ışık gelecek ki Güneş sisteminde çekim kanunu olacak ki hepsi birbirine bağlı bunlar zaten. Öyle tanzim etmiş Hak Teala. Onun için
semanın tanziminle beraber dünya bir anlam ifade ediyor. Bu cihetten de bir bağlantı var. Üçüncü cihet, evvelki ayet ihsan ve fazıl delillerine işaret etmiştir. Yani Cenab-ı Hak yeryüzünde ne yarattıysa hep senin, sizin için yarattı diyor ya. İkram, ihsan, kerem, buyurun demiş Cenab-ı Hak. Buyurun bütün nimetlerinden istifade edin. Bütün bu istifade nimetlerine Cenab-ı Hak işaret ediyor. Bu ayette kudret ve azamete işaret ediyor. Allah'ın büyüklüğüne, yüceliğine delil olarak da semavatı zikretmiş. Dördüncü cihet, bu cümle beşerin istifadesi yalnız arza münhasır olmadığına, sema dahi onun istifadesine tesir edildiğine işarettir. Allah, güneşi de emrinize verdim. Ayı da, bulutları da, yağmurları da, her şeyi emrinize verdim diyor. Yerde ne varsa emrimizde, gökte ne varsa insanın istifadesine sunulmuş. Arkadan gelen ayetin devamı fesevvâhün ve sev'a semâvat. Gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti anlamında. Bu cümlenin makabliyle, yani önceki cümleler ve ayetlerle irtibatı üç çeşittir. Bir, kün ile feyekün arasındaki irtibat gibidir. Yani Cenab-ı Hak, hani Yasin-i Şerif'in en son ayeti var ya, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekün. Yani Allah bir şeyi yaratmayı murad ettiği zaman onun işi sadece ol demektir. O da feyekün, hemencecik oluverir diyor ayet-i kerime. Buna benzer kün ile feyekün arasındaki irtibat gibidir. Nasıl ki memurun husulü kün emrine bağlıdır. Semavatın tesviyesi, tanzimi, düzenlenmesi de neye bağlıdır? İstivaya bağlıdır. İstiva, tanzim etti anlamında, tesviye etti, düzenledi anlamındadır. İki, kudretin taallukuyla iradenin taalluku arasındaki irtibat gibidir. Benzetme yapıyor. Yani fesevvâhunne sev'a semâvat. Bu ayetin diğer önceki cümlelerle bağlantısının ikinci yeti, kudret ve iradenin taalluku arasında irtibat gibidir. Yani isteva, yani tesviye etmek, iradenin taallukuna, tesviye de kudretin taallukuna benzer bir irtibattır. Yani Allah gökleri tanzim etmeyi irade etti, kudretiyle de tanzim etti. Böyle bir bağlantı gibi. Üç, netice ile mukaddeme arasında bulunan irtibat gibidir. Yani merdivenlerin basamakları olmasa çatıya çıkılabilir mi? Dama çıkılabilir mi? Yani onun için bu da öyle bir şey. Mukaddeme olmadan netice ortaya çıkmaz. Sen tarlayı ekmeden mahsul toplayamazsın ki. Ona benzer bir durum. Yani semavatın tesviyesi mukaddemesi olan istivaya tereddüt eder. Allah iradesiyle semayı tesviye etmeyi irade etmeseydi kudreti tanzim etmezdi. Böyle bir bağlantı var. Cenab-ı Hakk'ın iradesi, kudreti, ilmi birlikte çalışıyor. Ve huve bi külli şeyin alim, o her şeyi hakkıyla bilendir. Bu cümle makabliyle önceki ayetlerle iki vecihle merbuttur, bağlıdır. Bak yine İncil'lerden meydana gelen bir gerdanlığı tanzim eder gibi ayetlerin cümleleri bile önceki cümlelerden bağlantıları kurulmuş Cenab-ı Hak tarafından. Bu da önceki cümlelerle iki vecihle bağlantısı var. Ve huve bi külli şeyin alim, o her şeyi hakkıyla bilendir demek. Birinci vecih, bu cümledeki ilmi külli, Allah'ın her şeyi kaplayan, kuşatan ilmi, semavatın tanzim ve tesviyesine delil olduğu gibi, tanzim ve tesviyenin vücudu meydana gelmesi de ilmi külliğinin vücuduna delildir. Yani hep zaman zaman, yani dünya, gezegenler, güneş sistemi,
Samanyolu galaksi, bütün bunları söylerken her şey çok ince matematiksel hesaplarla birbirine bağlanarak tanzim edilmiş diyoruz ya, işte böyle. Çok ince hesaplamalarla her şey planlanmış. Hatta bir tanesini söyleyeyim. Mesela dünyanın güneş etrafında dönmüş olduğu elips şeklindeki yörünge var ya, dünya o yörüngesinde 23 derece 27 dakikalık bir eğiklikten dönüyor. Allah Allah. 23,5 değil. 23 derece 27 dakika. O kadar ince hesap var. Eğer bu eğiklik olmamış olsaydı kesinlikle 4 mevsim vücuda gelmezdi. İlim adamları söylüyor. İlkbahar ya sonbahar, kış olmazdı. Eğer eğik değil dimdik dönseydi o yörüngesinde ve kendi etrafında mevsimler meydana gelmezdi. Öyleyse çok ince matematiksel hesaplara dayalı olarak Allah tanzim etmiş güneş sistemini ve dünyamızı. İkinci vecih ise evvelki cümle kudret-i kamileye, kusursuz Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine, bu cümle ise külli ve şumulli ilme delalet eder. Ya bir bina yapılırken bile ilme dayalı bir plan yapılıyor değil mi? Binanın projesi, planı yapılıyor. O planı yapmak için de bir iradeye ihtiyaç var. Plan şöyle olsun diye istenmesi gerekiyor. Plan, proje, ilim, iradeyle ortaya çıktıktan sonra da plana göre ustaların o binayı inşa etmesi kolaylaşıyor. Aynen böyle de muhteşem bir apartmanı andıran şu kainatın da bir plan ve projeye göre yapıldığı anlaşılıyor. Niye? Her şey hesaplı kitaplı da onun için. İnce matematiksel hesaplara dayalı da onun için. Demek ki Allah'ın iradesi böyle bir kainatı yaratmayı istemiş. O sonsuz ilmi de iradesi nasıl istiyorsa planı öyle yapmış. Yine Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti de o plana göre bu kainatı, dünyayı ve her şeyi inşa etmiş. Allah'ın ilminin, iradesinin, kudretinin sonsuzluğuna bütün bu ayetler ve cümleleri delil olmuş oluyor. Ya dikkatinizi çekiyor değil mi? Sanki böyle bir yumağı çözer gibi ya da bir kör düğümü çözer gibi, bir çok hassas bir problemi çözer gibi Üstad Hazretleri ince ince böyle iğneyle kuyu kazar gibi bütün ayetleri, cümlelerini, kelimelerini, hareketlerini, her şeyini tefsir ediyor ya. Allah Allah. Onun için böyle bir tefsir tarzı yok. Onun için bu Bediüzzaman'a has. Onun için eşsiz ve emsalsiz bir eser dememizin sebebi bu. Yok başka tefsirlerde, ne eski zamanda böyle bir tefsir var, ne çağdaşı olan alimler böyle bir tefsir yapmamış. Niye yapmamış? Onu da Ömer Nasih Bilmen Hoca söylüyor. Bu sorunun cevabını o söylüyor. Demiş ki kendisine böyle bir soru sormuşlar da bir bayram günü. Hocam, neden siz Bediüzzaman tarzında bir tefsir yazmadınız? Onun yazdığı kitaplar binlerce mekanda, on binlerce, milyonlarca insan tarafından okunuyor. Geceli gündüzlü, kadın erkek, herkes yani, çocuk yaşlı. Ama sizin kitaplar ihtiyaç olduğu için kütüphaneden alınıyor. Alakalı yer okunuyor, tekrar kütüphaneye konuyor. Neden? Bediüzzaman tarzında siz bir tefsir yazmadınız. Evlatlarım demiş, bizim de kulağımıza bir üfleyen olsaydı biz de Bediüzzaman gibi yazardık. Bediüzzaman'ın ilmi vehbi, Allah vergisi, bizim ilmimiz kesbi. Ne öğrendiysek onu yazdık biz demiş. Onlar büyük insanlar ya. Birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerine saygı duyuyorlar. Bediüzzaman da kendisine fıkhi meselelerde soru soranlara, muamelata dair soru soranlara Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın büyük İslam ilmi hali var. Orada hepsi var, onu okuyun kardeşlerim diyormuş. Ya o Bediüzzaman'ın kulağını üfleyen var, onun için öyle yazıyor.
Bediüzzaman da diyor ki onun kitabını okuyun. Büyük İslam İlmihali muamelata dair her meseleyi çözmüştür diyor. Bak birbirlerini takdir eden büyük insanlar bunlar ya. Şimdi tekrar böyle her ayetin kelimelerin tek tek ele alan Bediüzzaman o cümlelerin nüktelerini beyan eden kısma geldi. Orayı okuyoruz. Hüvellezi. Neydi o ayet? Hüvellezi halaka lekum ma fil ardı cemian. O Allah ki arzda ne yarattıysa hepsini sizin için yarattı dedi ya ayet. Hüvellezi neymiş bakalım. Bu cümle makabliyle bağlı değil. Önceki ayetlerle bağlı değil. Ancak müstehnife olup yani yeni bir konuya başlatıp beş sual ile cevaplarını işarettir ki bundan önce beyan edildiğinden tekrardan lüzum yoktur. Hüvellezi'deki hüve mübtedadır. Mübteda başlangıç. Ellezi sılasıyla beraber haberdir. Bu da Arapça dil bilgisi kaidesi olarak üstad bunu söylüyor. Mübtedası bu da bunun haberidir. Bu cümlede mübteda ile haberin tarifleri tevhide Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine işaret olduğu gibi hasra da delaleter hasr. Yani müştemilat-ı arziyenin dünyada yaratılmış ne varsa hepsinin halkı, yaratılışı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu gibi Halık'ı, yaratıcısı da yalnız Cenab-ı Hak'tır. Ondan başka yaratıcı yoktur diyor Cenab-ı Hak. Hepsini o yarattı ve sizin için yarattı. Yaratıcılık ancak Allah'a mahsustur diye tevhid dersi yapıyor. Bundan dolayıdır ki maalesef haberlerde ya da yazarların makalelerinde işte şunu yarattı, bunu yarattı, bunu yarattım. Bu yaratma kelimesi çok yanlış. Yani meydana getirmek anlamında o yaratmayı kullanıyorlar. Ama Allah'a mahsus olan yaratma kelimesini kul kullanamaz. Kendisi için de kullanamaz, başkaları için de kullanamaz. Şöyle bir olay yarattı. Şöyle bir şey yarattı. Yok öyle bir şey ya. Sadece Allah'a mahsustur yaratmak. O kelimeyi kullanmak bilinçli kullanıyorsa Allah korusun imanını sıkıntıya sokar. Şuursuz kullanıyorsa öğrensin, şuurlu olsun canım. Kimse kullanmasın yaratmayı Allah'tan başkasına. Bu has, yani yaratmak Allah'a özeldir manası. Thümme ileyhi turcaun cümlesinde ileyhinin takdimiyle hasıl olan hasrı delildir. Yani müştemilat-ı arziyenin halkı yaratılışı, dünyada ne varsa hepsinin yaratılışı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu için kıyamette merciiyet de Cenab-ı Hakk'a münhasırdır. Yani en son dönülecek yer Allah'a dönüştür diyor ya, dünyada bütün yaratma fiilleri Allah'ta toplandığı gibi kıyamette de dönüş sadece Allah'adır. Yani herkes kendisini yaratan, besleyip büyüten, öldürüp tekrar dirilten kendi Rabbini bilecek. Malikini, Rabbini bilecek herkes. Bütün sebepler perisi aradan sıyrıldığı için. Onun için dönüş sadece Allah'ıdır manası o. Herkes Rabbini bilecek ve bulacak. Ellezî sılasıyla beraber haberdir. Haberin aslı ve müstehakı nekre olmaktır. Burada marifi olarak gelmesi hükmün zahir ve malum olduğuna işarettir. Yani bak mesela şu cümleyi ben de okusam Allah Allah üstad ne demek istemiş? Pek anlayamadım derim yani. Ama Bediüzzaman bu ya. İrşad ediyor. Bir yani kelimesi koyuyor. Şunu demek istiyorum diyor. Sen anlamadın galiba. Yani deyip açıklama yapıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın müştemilat-ı arziyenin arzda yaratılmış ne varsa hepsinin Halik'i olduğu malum ve zahirdir. Bilinen bir gerçek zaten bu. Onun için nekre yok. Marife olarak kelime kullanmış. Şimdi bak, bunu söylerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şu geldi. Şimdi Rusya'nın toprakları içerisinde tam 50 trilyon metreküp
Rahman gazı varmış. Türkmenistan'ın var. Özbekistan'ın var. Azerbaycan'ın var. Katar'ın var. Suudi Arabistan'ın var. Kim bulursa yerin karnından çıkarıp onu kullanıyor. Her şeyde kullanıyor. İşte ocağımızı yakıyoruz. Onda yemeğimizi pişiriyoruz değil mi? Adına doğal gaz diyorlar değil mi? Doğal gaz. Kardeşim bu doğal gaz değil ya. Kendiliğinden tabii tesadüfi olaylar sonucunda arzın karnında trilyonlarca metreküp bu gaz kendi kendine oluşmamış. Allah istikbal insanların ihtiyacı için orada onu depolamış. Bak Karadeniz'de Türkiye'de buldu 104 milyar metreküp. Şimdi Akdeniz'de bulmaya çalışıyor. Kıyamet kopuyor. Kimseye kaptırmayız diyor büyük devletler. Türkiye'de ben hakkımı kimseye kaptırmam diyor. Herkes hakkında razı olsun diyor. Neyse. E şimdi buldun. O doğal gaz bulduk. Hayır. Özbekler doğrusunu söylüyor. Rahman gazı bulduk diyor. Rahman gazı. Rahman gazı faturası. Bize doğal gaz faturası. Onlar da Rahman gazı faturası. Hangisi doğru? Arzın üstünde veya içinde ne varsa hepsini sizin için ben yarattım diyor Cenab-ı Hak ya. Allah'ın ihsan ettiği büyük bir nimete doğal gaz deyip diye onu tabiat perestlik yapmamak lazım. Menfaat için kullanılan lekümdeki lam eşyanın hilkaten yaratılıştan mübah, helal, menfaatli olarak yaratılıp bazı arızalardan dolayı haram olmuş olduklarını işarettir. Mesela ağyarın sana ait olmayan, başkasına ait olan malı ismet-i şer'iye için haram olmuştur. Allah Allah ya. Elin malını sen çalamazsın, gasp edemezsin, hırsızlayamazsın. Yaparsan haram. Normalde helal ama başkasına ait olduğu için sana haram. Bitti. Ya insanın eti hürmet ve keramet için Allah Allah. Ya her şeyin eti yeniyor da insan eti yenmiyor ha yamyamlar hariç. O yamyamlar da insan gibi değil zaten. Tövbe estağfurullah. İnsan eti haramdır. Kesip yiyemezsin. Kurban edemezsin. Adamın göz göre göre parmağını çocuğun da olsa kesemezsin. İnsan çok şerefli bir varlık ya. Çok şerefli. Onun için insan eti haram. Tencereye koyup da adamı pişirerek yiyemezsin tavuk gibi ondan sonra koyun eti gibi olmaz. İnsan çok şerefli varlık eti haram. Zehir zarar olduğu için haram. Laşe eti yani ölmüş hayvan eti necaset için haram olmuşlardır ya. Normalde her şey helal. Haram olmasının sebepleri var. Zehir zararlı olduğu için. Şimdi ölmüş hayvan etini yemek haramdır. Nasıl öldüğü belli olmayan bir hayvanın eti yenmez. Yersen haram. Ama şu bizim dinimizin güzelliğine, genişliğine, hoşgörüsüne bak ki günlerce aç kalmışsın. Artık ölümün eşiğine gelmişsin derken yol üzerinde ölmüş bir hayvan buldun. Geyik. Ölmüş. Peki bunun etinden yemek mümkün mü? Evet, dinimiz diyor ki ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Ayakta duracak kadar yiyebilirsin. Bak şu dinin şeyine bak. Bize getirdiği kolaylığa bak. Ama hazır ölmüş bir geyik eti lezzetli de şurada bir mangal partisi yapayım deyip de doyasıya yiyemezsin. Çünkü haram ölmeyecek kadar helal. Sen fırsat bu fırsat deyip de orada mangal yapamazsın. Ve keza her bir şeyde bir fayda, bir menfaat olduğuna remizdir. Ya yani insan için mutlaka bir faydası var. Mesela bu asrın başında Orta Doğu milletleri kuyu açmak için kazıyorlardı. Pis kokulu bir şey çıkıyordu. Simsiyah bir de su beklerken hemen üstünü kapatıyorlardı. Meğer petrolmüş, petrol. Bir asrı geçen zamandan beri
Petrol savaşları yapılıyor. Hala devam ediyor bakın, değil mi? Amerika geliyor, Irak'a ben demokrasi getireceğim diye Irak'ın bütün servetine petrolü çöktü adamlar. Çok masraf ettim sizi. Ondan sonra böyle yaktım, yıktım, masrafım oldu. Petrolü gidi konarım diyor. Allah Allah ya. Seni ben mi çağırdım? Yok. Adam gelip işgal ediyor. Ben çok bomba attım. Çok işte arabaların benzini yandı, mazotu yandı. Şu ol, masraf ettim. Ver benim roketlerin, bombaların masraflarını diyor ya, Allah Allah. Orta Doğu'da bitmeyen savaşların temelinde yatan sebep petroldür. Şimdi doğalgaz denilen şey. Ya onun kavgası yapılıyor. Her şeyin bir menfaati var. Ve keza beşer için her şeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir, ona işaret. Evet, hangi şey olursa olsun beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder. Velev ibret almak için olsun. Ya başkasının mesela Bediüzzaman Hazretleri bir gün 56 model Chevrolet'si var ya, Isparta'daki evin önünde garajda duruyor. Arabayı da Ceylan Çalışkın abi kullanıyor. Emir Dağı'ndan Bolu Vadisi'ne giderken demiş ki Ceylan, arabayı çek, sağa çek. Arabayı durdurmuş. Başkasına ait bir buğday tarlasına bakmış bakmış 5-10 dakika. Demiş ben alacağımı aldım Ceylan. Gerisi de sahibinin olsun. Allah, ne aldı, bir şey almadı ki. Tefekkür etti, tefekkür. Başkasına ait olan bir tarladan tefekkür ederek faydalandı. Demiş alacağımı aldım, gerisi de sahibinin olsun. Ve keza arzın karnında, Allah Allah, dünyanın içinde istikbal insanlarını intizar eden ve hala bekleyen pek çok rahmetin hazine ve definelerin bulunduğuna remizdir ya. Kömür arzın karnından çıkıyor. Yerin 400-500 metre derinliklerinden. Ben Zonguldaklıyım ya, Ereğlili. Bizim orada taş kömürü maden ocakları var. Vallahi millet mezara girer gibi asansörlerle 20-30 kişi biniyor asansöre. 400 metre, 500 metre aşağıya iniyorlar. Oradaki kömür damarları var. Onları kazıyorlar. Bazen grizu patlaması oluyor, birkaç kişi ölüyor ya. Ya yerin karnından çıkıyor. 160 metre derinliğe git, elmas madeni bulunuyor. Afrika'nın değişik ülkelerinde elmas madeni çıkarılıyor. Onun kavgası orada yapılıyor. Altın yerin karnından çıkarılıyor. Dağların içlerinden çıkarılıyor. Allah Allah. Mesela gidin Konya Seydişehir ilçesine. Bütün dağlar alüminyum ya. Seydişehir alüminyum tesisleri, fabrikaları var ya. Dağların her tarafı şey, maden dolu, alüminyum madeni. Gidin Sivas Divriği'ne, demir madeni dolu. Gidin Elazığ Ergani'ye, bakır madenleri dolu. Allah Allah. Daha derinlerde petrol var. Onun ötesinde yanında işte Rahman gazı var. Ben artık Rahman gazı diyeyim, bari doğal gaz değil. Rahman gazı var. Yani varoğlu var. Yerin karnında insanlar için Allah neler depolamış ya. Bu doğal gaz denilen şeyi biz düne kadar bilmezdik ki. Değil mi? 1980'li yıllarda bize gelmeye başladı Trakya tarafından. Dışarıdan almaya başladık. Biraz oradan çıktı filan. Derken merken her sene 45-50 milyar yurt dışına biz doğal gaz faturası ödüyoruz devlet olarak. 45-50 milyar dolar. Bütçe açının önemli sebebi de oymuş zaten. Enerji ihtiyacım var. Alıyoruz tabii haliyle. Kim bilir daha neler var o yerin karnında, bizden sonraki gelecek nesillerin istifadesini temin etmek amacıyla. Evet. Demek ki bir daha okuyalım. Ve keza arzın yerin karnında İstikbal insanlarını intizar eden, bekleyen pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir. Ne demişti Rabbimiz? Hüvellezî halakalekum ma fil ardı cemiya. Yani dünyada ne varsa hepsini sizin için yarattım dedi ya.
Daha kim bilir bu sayılanlar gibi neler neler insanları bekliyor. Evet, şöyle göz ucundan baktım yine zamanım bitmiş. Hızımı alamadım ama olsun, yarın akşam var. Kaldığımız yerden devam ederiz. Peki, Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.